Hocam bak, senin gibi değerli bir gazeteci abimizin bile 5. görüşte fikri değiştiyse, orada muhtemelen 15 tane açıyla gören VAR ekibinin niye fikri değişmiyor? O soru benim dediğim özellikten dolayı mı? Yani hakem orada gördü, hakemin kararı kalıversin, ondan dolayı mı acaba çağırdılar? Ondan dolayı falan. Ben de çağırmam çünkü elimde net görüntü olmayabilir. Gürcan abi fikrini değiştirdi. Vallahi değiştirdi. Doğru. Abi ben o son açıyı görmedim. Kale arkası açısı. Son açıyı da gördüler. Onlar görüyor hepsini. Hepsini görüyorlar. 16 tane kaç kamera varsa hepsini görüyorlar orada. Hepsinin görüntülerini onlara görüyorlar. Yani VAR'ın çağırması lazım ne olursa olsun. Ya bir daha seyret gene vermiyorsan vermiyorsun. İşte yani, o şey değişti işte. Kural değiştikten sonra VAR'dakiler de orta hakemi belki kamuoyunda zor durumda bırakmamak için. Evet o da olabilir. Abi yok onu geçeceksin. Bak. O da olabilir. Abi kaç eşi savunucusu oldun bak, ya. Bak 11. haftadayız. Bundan önce örnekleri var mı? Gelip çağırdılar mı hakemleri? Başka takımları? Çağırdılar. Maçlarını. Bu maçta da çağıracaksın abi. Çağıracaksın yani. İstikrar hakem kararlarında var. Kararlarında gelsin hakem. Desin ki yok. Yok abi ben desin, devam yani. Ediyorum. Ben böyle gördüm. Devam ediyorum. Fikrimde ısrarcıyım desin yani. Desin ki ben bu kadar açığa veririm. Buna vermem. Hakemin yorumu farklıdır yani. Sonuçta maçı gene hakem yönetiyor. Serdar peki Beşiktaş'ta tamam şu anda her şey iyi gidiyor. Yüzler gülüyor İmraniye'de kabul edelim. Bir taraftan da maddi sıkıntılar. Ama bir transfer politikası olacak Beşiktaş'ın. Ne yapmalı? Ne yapmayı düşünüyor? Senin kulağın deliktir. Mutlaka kulağına geliyordur bir şeyler. Mesela bir santrafor alınabileceği konuşuluyor. Beşiktaş devre arasında şu an teknik olarak transfer yapamıyor. Kontenjan yok. Mutlaka satar birini canım. Yabancıların var 3 tane artıda. 4 tane hatta. Kontenjan yok. Lensi de sayıyor. Transfer limitini olumsuz etkiliyor tabii ki bu durum. Oraları boşaltması lazım birincisi. Yapacak mı? Yapması lazım. Yapacak bir şekilde. Ki bence bir forvet takviyesi şart. Yani bu derinlik, bu kadro derinliği 2021 için yetmez. Yani şampiyonluğu kovalanacak avtaraşı hiç yetmez. Daha bu Covid devam edecek. Bugün Kasımpaşa'ya geldi. Yarın belki yeni Beşiktaş'a gelecek. Belki başka takımlara gelecek. Bunu bilemiyorsun. O kadro derinliğini sağlamanız lazım mutlaka. Ha şu var. Yabancı kontenjan dışındaki 4 yabancı için işte biz buradan yararlanabilir miyiz de TFF'ye başvurdu bulunacakmış ama Türkiye Futbol Federasyonu bunu kabul eder mi? Bence etmez. Ya Serdar şöyle bir durum var. Ben bugün işte hani basında bakıyorum çıkan haberlere internet üzerinden. Yazın gündeme gelen Deportes Tolima'nın kalecisini bugün yine gündeme getirildiğini gördüm. Sergen Yalçın yani birebir futbola katıldığı zaman ısrarla üstüne basarak dedi ki ben bu iki kaleciye yola devam edeceğim demiş olmasına rağmen. Kaleci almayacağım demiş olmasına rağmen. Yani basında çıkan her türlü transfer haberine bu açıklamaları da göz önünde bulundurarak ve sonra da senin teknik olarak zaten Beşiktaş şu anda transfer yapamıyor gerçeğini de ortaya koyarak düşünmesi gerekiyor Beşiktaş'a gönül verenler. Evet. Sonra transfer döneminde yaz transfer dönemindeki kırgınlık meydana geliyor. Evet. Çünkü öyle bir foto maçın ödül töreninde dün Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz ne dedi? Av mevsimi başladı. Av mevsimi var. Niye? Menajerlerin algıları da başlayacak. Dedi mi demedi mi? Dedi. İşte bu kadar basit. Allah mı abi? Akıl vermiş Allah. Allah'ın insana bahşettiği diğer varlıklardan en temel farkı akıl avlanma. Tabii canım. Bu şu anlama geliyor Mehmet Han. Yok av benim demek istediğim nokta o değil. Avlanıp avlanmam anlamında değil. Hayır. Haberleri menajer... Hayır bir dakika. Benim küçük başka haber bir şey avlanma. Söylüyor. Yok, başka yok. Hayır olay o değil. Olay o psikolojik değil. Tarafı var. Psikolojik tarafı var. Yani şunu demek Mehmet istiyorsunuz. Mehmet Han da başka bir şey. Mehmet Han da başka bir şey söylüyor. Şunu demek istiyorsunuz. Haberler çok çıkıyor. Taraftar etkileniyor. Yönetimle taraftardan etkileniyor. Oyuncu alacağız. Yok burada almadıkları için tepki görüyor zaten. Almasın abi. Yok. İşte tabii. Almasın tepki görsün ya. Yok bir de şu alıp kulüp batıracağına almasın tepki görsün abi. Ya bir de şu var. Tepki nedir ya? Vedat Muriç olayı Fenerbahçe gitti geldi bu tarafa. Öyle Emre isimler orada. Biraz başka bir şey söylüyorsun. Öyle başka bir şey söylüyorum. Başka bir şey söylüyorum. Ben başka bir şey söylüyorum ya. Bu ikisi konuşunca ben hiç devreye girmiyorum. Niye abi? Hayır çünkü. Başka bir dili var. Mehmet en iyi. Ilgaz anlıyor. Ben hep yanlış anlıyorum. Başka bir şey söylüyorum. O nedenle. Mehmet bir şey diyeceğim ben dikkatli Ilgaz'ı diyorum ki ne dediği öyle mi diyorsun? Şey yapılsın. Başka bir şey söyleyeyim. Devam. Dekoder ya. 4K'lı dekoder. Yani şu öyle isimler ortaya çıkıyor ki beklenti yaratan isimler ve belki Galatasaray'ın hiç ilgisi yokken yönetimler de şu anlamda sıkıntı yaşıyor.
İşte bu isimler gündeme geldi. Siz beceriksiz yönetim alamadığınıza dönüyor iş bir yerden tamam, sonra. Tamam onu taraftar algısında. Yok işte bence Mustafa Cengiz'in söylemek istediği buydu. Ha, evet. Bu arada Mustafa Cengiz'e bu transfer sabıkasını aklayacak bir şey değil. Galatasaray yönetimi Mustafa Cengiz yani Mustafa Cengiz yönetiminde de Galatasaray transfer sabıkasıdır. Şu bağlamda. Alınan alınmayanlar, alınabilenler, satılan satılamayanlar noktasında bunlar farklı bir şey ama bu konuda Mustafa Cengiz haklı. Av mevsimi dedi orada menajerlerin sürekli evet. pompaladı işte. Deportes Tolima kalecisi Sergen Yalçın kendisi ya. Bağlandı adam dedi ki ben kaleci istemiyorum diyor. Bugün kaleci haberi çıkıyor. Transferin son gününden itibaren şu Başakşehir maçına kadar Ahmet Durçevi ve Erdal Torunoğlu'lar transferlere bakıyordu. Emre Koca'da da dahil. Da sosyal medyada yapılan hakaretler yerini Büyük Başkan, işte Erdal Başkan, Emre Başkan, nereden buldunuz bu Rozier'i? İyi ki bu Gezal'ı getirdiniz. Sergen Hoca'yı eleştiren, Velikton üzerinden eleştirenler Gezal'ı da Sergen Hoca getirdi. Mesela bu tarafı da var. Yavaş yavaş dönüyor. Sen transferde hata yapsan da, iyi şeyler yapsan da saha içinde sonuçlar iyi gittiği zaman kralsın. Doğru ama işte ona göre de kadro kurman kral, lazım Serdar. Bazen şans çok iyi kadro kurarsın. Doğru. Bazen olmaz. Sevgili Aykut. Hayır, haklısın. İyi bir kadro kurmasın. Bir bakmışsın şahane gidiyorsun. Hayır, Beşiktaş Pepe'yi getirdi. Daha önce Tosic'le şampiyon olmuştu. Düşün yani. Tosic'le şampiyon olsun, Pepe'yle şampiyon olamıyorsun yani. Fenerbahçe'lerin geldiği, Nani'lerin geldiği yıl öyle mi? Evet. Tabii Fenerbahçe olamadı. 5 puan geride Beşiktaş. Bu iş saha içine bakar. Yani şu anda rüzgar tersine döndü Beşiktaş'la yine Gürcan abi. Mehmet Ayhan ve Ulgaz konuşurken dinliyorsun ama araya da girmeni rica ediyoruz abi. Şey derim özellikle bak 2 senedir, 2 sezondur. Yani bu sezonla birlikte ikinci sezondur. Bu şeyler, limitler, finansal fair play'ler falan filan pandemi derken aslında teknik adamların dönemi başladı. Yani transfer yapılamayacak belli yani transfer yapılamayacak derken daha full oyunculara gideceksin. Yoksa daha önce veriyordu parayı Belanda'yı alıyordu. Aynen. İşte veriyordu parayı Van Persie'yi alıyordu. Belli kariyeri, işte yeteneği belli oyuncular transfer ediyordu. Şimdi para yok. Yani yok yani. Yok. Limitlere baktığım zaman işte Ahmet Bey de, Ali Bey de, Mustafa Bey de benim çok param var deyip yiyip transfer yapacağımızı yapamıyor. Onu da veremiyor. Yani sistem izin vermiyor. Diyor ki sattığın kadar al diyor. Yok şu kadar harcayabilirsin diyor. Kendi düzeni var. Ve dolayısıyla eldeki kısıtlı demeyelim de eldeki şeyden kaliteden en yüksek verimi almak zorunda olan teknik adam bölümüne geçiyoruz. Yani burada oyuncudan önce takım, Serdar'ın da dediği gibi yani en iyi oyuncuları al, takım alamadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Çok sıradan bir kadron olsun ama iyi bir takım ol, iyi bir düzenin olsun, iyi bir anlayışın olsun. Mesela Fenerbahçe bölümünde de onunla konuşuruz. Geleceğiz abi oraya. Her maçta her rakibe zorluk çıkartırsın yani. Peki. Kaç dakika var? Reklama gidelim, döndüğümüzde devam ediyoruz.